Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere tam sayılarla toplama işlemini anlatıyorum. Çok önemli bir konudur. Umarım faydalı olabilirim. Herkese başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar, tam sayıları bir hatırlatma yapalım. Tam sayılar neydi? Eksi sonsuzdan e, artı sonsuza kadar giden adı üstünde tam. Yani ondalıklı olmayan sayılara tam sayılar diyorduk. 2,5 mesela bir tam sayı değildir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şu sayı doğrumuzu aldığımızda 0 başlangıç noktası olarak kabul ediyoruz. Ve aynı zamanda 0 işareti olmayan bir tam sayıdır. Sıfırın sağ tarafında pozitif tam sayılar kimler bunlar? 1, 2, 3, 4, 5 sonsuza kadar gidiyor. Sıfırın sol tarafında da negatif tam sayılar var. Kimler bunlar? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 bakın sol tarafı doğru bu şekilde gidiyor. Eksi 5 ve eksi sonsuza kadar giden sayılardır. Yani biz şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Tam sayılar 3'e ayrılır. Negatif tam sayılar 0 ve pozitif tam sayılar. 0'ın işareti yoktur. Negatif tam sayılar z üssü eksi ile gösteriliyor. Pozitif tam sayılar ise z üssü artıyla gösteriliyor arkadaşlar. Peki bir de mutlak değeri hatırlayalım. Bir sayının sıfır olan uzaklığı o sayının mutlak değeridir. Yani arkadaşlar sıfıra olan uzaklıktır. Biz uzaklığı hiçbir zaman negatif bir ile ifade etmeyiz değil mi? Senin bana uzaklığın eksi 3 metre hiçbir zaman demeyiz. Uzaklık her zaman pozitiftir. Mesela bakın bu eksi 2'nin sıfır olan uzaklığını anlatıyor bize. Eksi 2'nin mutlak değeri. Eksi 2 burada. Sıfıra ne kadar uzaklıkta? 1, 2. 2 birim gördüğünüz gibi. Tamam mı? Peki artı 2'nin mutlak değeri yani sıfır olan uzaklığı o da arkadaşlar bakın sıfıra şurada. Bu da 2 birim. Gördüğünüz gibi 1, 2. Tamam mı arkadaşlar? Uzaklık pozitif ifade edilir. Artı 3'ün o zaman mutlak değerine ne? Sıfır olan uzaklığı 3 birim. Sıfırın mutlak değeri yani sıfırın 0 sıfırı olan uzaklığı sıfırdır arkadaşlar. Bunu da hatırlatma yaptıktan sonra şimdi tam sayılarda toplam işlemini geçebiliriz. Arkadaşlar toplama işlemi yapabilmem için iki tane durumum var benim. Birincisi işaretler aynı ise ikincisi de işaretler farklı ise. Evet, işaretler aynı olduğunda nasıl topluyoruz? Sayıların mutlak değerleri toplanır. Sonuca ortak işaret yazılır arkadaşlar. Ee, yani artı 3 ile artı 4'ü topluyoruz. Zaten bunlar ikisi de pozitif olduğu için bunun toplamayı biliyoruz arkadaşlar. 3, 4 daha mutlak değerleri de zaten 3 ve 4'tür. Nedir? Artı 7'dir. Ortak işaretleri nedir? İkisinde de ortak artıdır. Artı 7'dir bu işlemin sonucu. Peki biz bunu bir de sayı pullarıyla gösterelim. Şimdi bizim arkadaşlar bir pozitif pulumuz vardır. Şu şekilde ifade ederiz. Yazalım pozitif pul. Bir de arkadaşlar negatif pulumuz vardır. Onu da bu şekilde ifade ederiz. Negatif pul. Bir de arkadaşlar sıfır çiftimiz vardır. Yani artıyla eksi pullar bir araya geldiklerinde bunlar birbirlerini nötrlüyor arkadaşlar. Buna da biz sıfır çifti diyoruz arkadaşlar. Bunlar nötr yapıyor birbirini. Evet. Şimdi bunları söyledikten sonra bu artı 3 arkadaşlar bakın 3 tane pozitif pulum var demektir. 1, 2 ve 3. 3 tane pozitif pulum var. Artı 4 ne demektir? Bu da 4 tane pozitif pulum var demektir. Şimdi bu toplam pullarımı şu kutucuğun içine yazalım arkadaşlar. 3 şurada vardı. 2, 3, 4 de şurada vardı. Onları da ekleyelim. 1, 2, 3 ve 4. Ne görüyoruz burada? Toplam bakın 7 tane pozitif pulumuz var değil mi? Artı 7 Pullarla da bu şekilde gösteriyoruz. Arkadaşlar sayı pulları tam sayıları e, anlamamız için bize kolaylık sağlıyor. Mantığını anlamamıza yardımcı oluyor. O yüzden bu şekilde de anlatıyoruz. Peki bu ifadeyi bir de sayı doğrusunda gösterelim. Nasıl göstereceğiz? Arkadaşlar sıfırı başlangıç noktası olarak alıyoruz. Artı 3 şimdi pozitif olduğu için sıfırın sağ tarafında pozitif sayılar vardı. Sağa doğru gidiyoruz. Kaç birim? 3 birim. Bakın 1, bir, 2 ve 3. Ne yaptık? Şuraya geldik. Artı 3 burası. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Artı 4 birim daha gidiyoruz. Bakın. 1 buradan. 1, 2, 3, 4 birim daha gidiyoruz. Nereye geldik arkadaşlar? 7'ye. Evet işlemler yukarıda gösterilir. Sonuç ise arkadaşlar sayı doğrusunun altında gösterilir. Sıfırdan nereye geldik? 7'ye geldik. 7 birim. Gördüğünüz gibi artı 7 ile de bu şekilde ifade ediyoruz. Sayı doğrusunu bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer sayfamıza bakalım. Burada da bakın işareti aynı ama ikisinin de işareti negatif. Eksi toplayacağız. Ne demiştik arkadaşlar? Sayıların mutlak değerleri toplanır. Sonuca ortak işaret yazılır. Ya da şöyle de belki daha kolayınıza gidiyor olabilir. Ee, eğer işaretler aynıysa toplama işleminde sanki şu x'ler yokmuş gibi işaretlerine bakılmaksızın sayılar toplanır. 1, 4 daha arkadaşlar 5. Peki ortak işaret ne? İkisinde de ortak olan eksi. Ortak işareti de başına yazarım. Bu işlemin sonucu eksi 5'miş. Peki pullarla da mantığını anlayalım. Şimdi birinci ifadem ne? Negatif pul var. Eksi olduğu için bir tane negatif pulum yani eksi pulum koyduk kutuya. İkinci kutumuzda ne var? Eksi 4. Yani 4 tane arkadaşlar eksi pulum var. 4. Şimdi bunların iki kutuyu şu kutuda birleştirdiğimizde şu birinci kutunun şuraya da 4 tane Eksi pulumuzu yerleştirdiğimizde bu kutunun içinde ne görüyoruz arkadaşlar? 3, 4, 5 tane negatif pul görüyoruz. Eksi pul görüyoruz. O zaman bu işlemin sonucu bu şekilde eksi 5'tir de diyebiliyoruz arkadaşlar. Bakın pullarla daha güzel kafamızda oturuyor. Peki şimdi de sayı doğrusunda nasıl gösteririz? Arkadaşlar eksi 1 dediği için burada ne yapıyoruz? sıfır yine başlangıç noktamız ve sola doğru gidiyoruz. Eksi olunca sola doğru gidiyoruz. Artı olunca da sağa doğru gidiyoruz. Ne kadar gideceğiz? Bir birim sola gideceğiz. Bir birim sola gittik. Gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar eksi 4 eksi yani hala sola gideceğiz ve 4 birim sola gideceğiz. 1, 2, 3, 4. Gidiyoruz. Nereye geldik arkadaşlar? Eksi 4 birimde gittik. Gördüğünüz gibi eksi 5'e geldik. Şimdi arkadaşlar demek ki işlemimizin sonucu sıfırdan başladığımız için eksi 5'tir diyoruz. Sayı doğrusunda da bu şekilde gösteriyoruz. Evet şimdi de işaretler farklıysa ne yapacağız? Mutlak değerci büyük olan sayıdan küçük olan sayı çıkartılır. Sonuca mutlak değeri büyük olan sayının işareti verilir. Yani ne demek istiyoruz? Eksi 1 ile artı 4'ün toplamı. Gördüğünüz gibi burada işaretler farklı. Birisi eksi, diğeri ise artı arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Eksi 1'in mutlak değerini 1. Artı 4'ün mutlak değerini 4. Mutlak değerce büyük olandan küçük sayı çıkartılıyor. Yani 4'ten bir çıkartılıyor. Ne arkadaşlar? 3 Peki mutlak değerce büyük olan sayı kaç? Dört. Onun işareti ne? Artı. Bu işlemin sonucu artı 3'tür deriz. Ya da şu şekilde de düşünebilirsiniz. Eğer mutlak değer kafanızı karıştırıyorsa. Eğer ki işaretler farklıysa işaretlerinize bakmayın. 4'ten biri çıkartın. 3 arkadaşlar. 4 mü büyüktür, 1 mi büyüktür? 4 büyüktür. 4'ün işareti Artı. O zaman bunun artısını buraya yazarız. İşlemin sonucu artı 3'tür deriz arkadaşlar. Şimdi sayı pullarıyla da daha iyi anlayacağız. E, eksi 1'i sayı pulumuz negatif pul bir tane eksi pulu yerleştirdik kutumuza. Artı 4 bu ne demektir? 4 tane pozitif pul demektir. Evet bunu da yerleştirdik. Toplama işlemi yani bu iki kutuyu şu büyük kutuda birleştireceğiz. Bir tane negatif pulum var ve arkadaşlar dört tane de pozitif pulum var. Şimdi biri eksi biri artı olunca bunlar neydi arkadaşlar? Sıfır çift oluyordu yani birbirinin nötrlüyordu sıfır oluyordu bunlar yok oluyorlar. Geriye ne kalıyor? Gördüğünüz gibi üç tane pozitif pul kalıyor yani bu artı 3 demektir arkadaşlar. Şimdi bu ifadeyi biz sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz? Baştan, eksi 1 dediği için başlangıç noktası 0. Sıfır. 0'dan başlıyoruz arkadaşlar. Ve eksi olunca sola doğru gidiyoruz. Kaç birim gidiyoruz? 1 bir birim. 1 bir birim sola doğru gittik arkadaşlar. Bakın eksi 1'e geldik. 1 bir birim gittik. Sonra ne oluyor arkadaşlar? 4 birim artı 4 olduğu için 4 birim sağa git demektir. Buradaki artı sağa gideceğimi eksi de sola gideceğimi ifade ediyor. Peki 4 birim sağa git ama şu an neredeyim? Gördüğünüz gibi okumun okum eksi birin üstünde. Buradan arkadaşlar sağa doğru dört birim gideceğim. Bakın bir, iki, üç ve dört birim gittim. Yani buradaydım artık yeni yerim şurası oldu gördüğünüz gibi. Artı dört birim. Sağa gittim. Peki şu an neredeyim? Şu an arkadaşlar okumun ucu artı 3'ün üstünde. Bakın işlemler yukarıda sonuç içe ise aşağıda gösteriliyor. Başlangıç nereden başladım? Sıfırdan başladım. Gördüğünüz gibi buraya noktamı koymuştum. O zaman son yerim ne? 3 sıfırdan gördüğünüz gibi 3'e geldim. Bu ne demektir arkadaşlar? Artı 3 demektir. Gördüğünüz gibi sayı doğrusunda da işlemimi bu şekilde gösterdim. Evet bu sayfamızda da x3 ile artı 2'nin toplamı var arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi birisi eksi birisi artı yani farklı işaretleri zıt işaretliler. Ne yapıyorum? İşaretlerine bakılmaksızın çıkarma işlemi yapıyorum. 3'ten 2 çıktı. 1 arkadaşlar. Peki kim büyük? 3 mü büyük? 2 mi büyük? 3 büyük. 3'ün Üç, işaretini eksi. O zaman 3'ün işaretini başa yazıyorum. Şimdi mantığını anlayabilmemiz için pullarla nasıl gösteriyoruz onu da anlatalım. Burada ne var arkadaşlar? Bu kutuya üç tane negatif pul yerleştiriyorum. 1, 2 ve 3 arkadaşlar. İkinci kutuma ne yerleştiriyorum? 2 tane pozitif pul yerleştiriyorum. 2 tane pozitif pulum varmış. Şimdi bu iki kutuyu toplayacağım. Sağdaki kutuda. Peki ne yapıyorum arkadaşlar? 3 tane negatif pulum vardı. Şu şekilde yazayım. 2 tane de pozitif pulum vardı. Evet arkadaşlar. Şimdi bir eksi bir de artı Pulları şu şekilde aldığımda ne oluyordu arkadaşlar? Bu sıfırlanıyordu, nötrleniyordu, yok oluyordu. Yine bir eksi bir artı bir araya geldiğinde ne oluyor? Sıfırlanıyor, yani nötr oluyor. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi geriye bir tane negatif pull kaldı. Hemen şöyle gösterelim. Bir tane negatif pull kaldı. Yani biz bunu ne diye ifade ediyoruz? Eksi bir diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pullarla da işlemimi bu şekilde yaptım. Şimdi sayı doğrusunda nasıl gösteriyorum? Arkadaşlar eksi 3 ile artı 2 sayı doğrusunda göstereceğim. 0 e, başlangıç noktasıydı. 0 referans alıyorum. Eksi 3 diyor. Yani bu ne demektir? 3 birim sola doğru git demektir 0'dan. 0'dan bakın 3 birim sola doğru gidiyorum. 1, 2, 3. Kime geldim? Eksi 3'e geldim. Hemen şöyle göstereyim eksi 3'ü eksi 3. Sonra arkadaşlar artı 2. Yani bu artı ne demektir? Bu sefer de sağa doğru gideceksin demektir. Bakın artı sağa gideceğimi bana anlatıyor. Eksi ise sola gideceğimi bana anlatıyor. Peki iki birimde sağa gidecekmişim. İki birim gidiyorum. Bakın 1 ve 2. Nereye geldim? Şöyle de gösterelim. Başka bir kalemle göstereyim. Gördüğünüz gibi eksi 1'e geldim. Burası da artı 2 idi. Buradayım. Sıfırdan ne kadar uzaklaştım? Gördüğünüz gibi bir birim sola gittim. Yani bu ne demektir? Eksi 1 demektir arkadaşlar. Sayı doğrusunda da bu şekilde gösterilir. Peki diğer sayfamıza bakalım. Yurdun doğu bölgelerinde ortalama eksi 1 derece olarak seyreden sıcaklığın yarından itibaren 4 derece yükselmesi bekleniyor. ifadesini tam sayılarla gösterelim diyor. Şimdi arkadaşlar doğu bölgelerinde ortalama sıcaklık neymiş? Eksi 1'miş. Ne oluyor arkadaşlar? 4 derece yükseliyor. Yükseliyorsa artıyor demektir sıcaklık. O zaman artı 4 ile topla demektir bu ifade. Doğru mu? Sıcaklığımız eksi birmiş. Sonra 4 birim yükseliyormuş. Yükselmesi toplamam anlamına geliyor. Artı olduğu anlamına geliyor. Bu ifadeyi bana soruyor arkadaşlar. Hadi bunu çözelim. Şimdi ikisi de gördüğünüz gibi farklı işaretleri. Bakın bununki eksi, bununki ise artı. İşaretlerine bakılmaksızın 4'ten 1 çıktı. 3 arkadaşlar. Peki 4 mü büyük, 1 mi büyük, 4 büyük işaretini artı. Demek ki bu işlemin sonucu artı 3'müş diyoruz arkadaşlar. Diğer sayfamıza bakalım. Evet burada bir sorumuz var. Artı 1, eksi 2, artı 3 ve eksi 2'nin toplamlarını bana soruyor. İsterseniz soldan sağa doğru işleminizi yapabilirsiniz. İsterseniz gruplandırabilirsiniz. Ben mesela hani pratik olsun hemen kolaylıkla pozitifleri kendi arasında toplayayım. Negatifleri de kendi arasında toplayayım. Yani artı 1 ile artı 3'ü kendi arasında toplayayım arkadaşlar. Artı 1, artı, artı 3. İşaretler aynıysa ne oluyordu? normal toplama işlemi yapıyordum. Ortak işareti yazıyordum. 1, 3 daha 4. Ortak işaret ne? Hepsinde ortak olan artı 4. Şimdi de arkadaşlar öbür gruplandırmama bakayım. X2 ile X2 ikisinin işareti de aynı. İşaretler aynı olunca ne oluyordu? Normal toplama işlemi yapıyorum. 2, 2 daha 4. Ortak işareti yazıyorum. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi de şu artı 4 ile Eksi 4'ü toplayacağım. Şimdi artı 4 ile eksi 4'ün toplamı ikisi de aynı olduğuna göre şöyle kapatalım işaretleri. 4'ten 4 çıktı 0. 0'ın zaten işareti yok arkadaşlar. Bu işlemin sonucuna direkt 0 yazabilirim. Pullarla da 4 tane pozitif pul, 4 tane negatif pul. Bunlar 0 çiftini oluşturacağı için ortada bir hiçbir sayı kalmayacaktır. Sonuç 0 olacaktır. Bu şekilde kolaylıkla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videom çıkarma işlemi kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.